Bir futures kontratının denge fiyatı, alıcının bir hisse senedini borsadan şimdi satın almakla, bu senedi futures kontratıyla gelecekteki bir vadede satın almak arasında nötr durumda kaldığı fiyattır. Veya hisse senedini satmak isteyen kişinin hisse senedini şu an gidip borsada satmakla, futures kontratla satmak arasında nötr kaldığı fiyatta diyebiliriz. En yakın vadeli kontrat üzerinden açıklayalım. Şimdi düşünelim. Yatırımcı hisse senedini şu an gidip spot piyasadan 100 dolara satın alabiliyor. Diğer alternatif de şimdi gidip bir ay vadeli futures kontratı almak ve bir ay sonra 102 dolardan satın almak. Yatırımcı bunu alıp birkaç ay eline tutmayı planlamıştı zaten. Şimdi 100 dolar ödeyerek satın alabilir veya bu parayı kısa vadeli olarak değerlendirir. Diyelim ki kısa vadeli mevduat yaptı, mevduattan faiz geliri elde edecek. Futures işleminin vadesine kadar mevduat yapıp faiz kazanacak. Diyelim ki kazandığı faiz de 2 dolar olsun. Bu durumda yatırımcı iki durum arasında nötr kalır. Bugün 100 dolar ödeyerek spot piyasadan satın alabilirim veya bu 100 doları mevduata yatırır, 2 dolar faiz kazanırım ve futures'ın vadesinde 102 dolar öderim. Tabi burada oldukça basite indirgemeye çalışarak anlatıyorum, detaya girmiyorum. Yine de şunu da kısaca söyleyeyim, eğer bugünle futures kontratının vadesi arasında bir tarihte bu hisse senedi temettü ödeyecekse, temettüyü de hesaplamaya katmanız gerekir. Eğer bu futures kontratının fiyatı 102 dolar değil de 101 dolar olsaydı, eğer vadeli fiyat 101 dolar olsaydı o zaman şunu düşünebilirdiniz. Vadeli fiyat 101 dolar, spot yerine vadeli alayım. Elimdeki parayı da bankaya yatırıp 2 dolar faiz kazanacağıma göre, böyle yaparsam 1 dolar karlı çıkarım. Ve eğer vadeli fiyat 103 dolar olsaydı, zaten bu senedi alıp bir süre tutacaktım. Gidip spot'tan hemen alayım dersiniz. Şimdi başka bir açıdan düşünelim. Ben bu sefer hisse senedini satan taraf olayım. Futures fiyatı 103 dolar. Nakit para lazım ve hisse senedini satacağım diyelim. Hisse senedini vadeli olarak satarım. Para lazım demiştik. Yani gider 100 dolar kredi kullanırım, bir ay sonra vadeli satıştan elime geçecek nakitle de krediyi kapatırım. Elime fazladan 1 dolar kalır. Kısacası denge fiyatı bir alıcı veya satıcının spot piyasada işlem yapmakla vadeli piyasada işlem yapmak arasında nötr durumda olduğu nokta. Bu ikisinin arasındaki dengesizlik bize piyasaların yönü hakkında ipucu verebilir mi? Biraz düşünelim. Genelde vadeli piyasalar, futures piyasaları çok daha uzun çalışma saatlerine sahip oluyorlar. Bazıları 24 saat açık. Geleneksel hisse senedi borsaları ise böyle değil. Diyelim ki sabah erken saatler ve hisse senedi piyasası henüz açılmadı. Futures kontratındaki fiyatın denge fiyatının altında oluştuğunu görüyorsunuz. Bunun sebebi pek çok yatırımcının spot piyasa açıldığında fiyatın düşeceğine inanması olabilir.